Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. Evet, CNR Fuar Merkezi'nde İskele Kalıp Fuarı'nda gezintimizi sürdürüyoruz. Şimdi Doka firmasının standındayız ve Ender Özetay, Doka Genel Müdürü canlı yayında konuğum. Ender Bey hoş geldiniz. Merhaba, biz de standınıza hoş geldik aslında. Öncelikle ben de size hoş geldin demek istiyorum. Aynen, şimdi çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Hani 550 milyon dolarlık bir pazar. Doğru. Ve bu pazar hakikaten hani inşaat sektörünün en vazgeçilmez çözüm ortağı. Ve bu anlamda sizdeki durum inşaat sektöründe aslında bir anlamda göstergesi. Ama sadece inşaat olarak da bakmamak lazım. Büyük altyapı ve üst yapı projeleri de bunun içerisinde yer alıyor. Önce sektörü nasıl görüyorsunuz? Sizin gözünüzde nasıl sektör bugün? Evet, sektörümüz inşaat sektörünün en büyük iş ortaklarından birisi ve en büyük tedarikçilerinden birisi. 550 milyon dolar gerçekten de çok büyük bir tedarikçi grubunu temsil ediyor. Türkiye inşaat pazarının kabaca 60 milyar dolar olduğunu düşünürsek, hı hı, neredeyse pazarın %1'ini kalıp ve iskele firmalar oluşturuyor. Çok büyük bir pazar. Tabii ki inşaat sektörüyle ve inşaat firmalarıyla biz göbekten bağlıyız. Onlarla beraber büyüyoruz, onlarla beraber küçülüyoruz. Doğru. Onların gittiği ülkelere onlarla beraber gidiyoruz. Onlar nerede faaliyet gösteriyorlarsa onlara hizmet ediyoruz. Bu açıdan bakarsak Türkiye'de de şu anda üst yapı projeleri ve alt yapı projelerinde birçok projeye onlarla birlikte imza atıyoruz. Birlikte onlara hizmet ediyoruz. Peki fuardayız şimdi. En çok fuardaki hani beklenti özellikle yabancı ziyaretçilerin fuara gelmesi ve ürünlerimizi görmesi. En büyük amacımız bu. Ya içeride zaten çok ciddi bir çalışma yapıyorsunuz Türkiye içinde. Ama bir taraftan da hani ne kadar çok kriz olursa olsun öncelikle fuarda olalım. Yani biz de ayaktayız ve üretime devam ediyoruz mesajını vermek. Bu anlamda baktığınızda bugünkü ortamı nasıl görüyorsunuz? Fuarların tek amacı sadece yurt dışından gelen müşterilerimizi karşılamak değil. Tabii. Yurt dışından gelen müşterilerimizin dışında tabii ki yurt içindeki müşterilerimizi de karşılamaya çalışıyoruz. Burada tabii mevcut müşterilerimizin dışında yeni müşterilerle de tanışmaya çalışıyoruz. Ama her şeyden önce biz bu fuarda, özellikle bu kalıp ve iskele fuarında İstanbul'da şu anda yeni ürünlerimizi piyasaya sunuyoruz. Burada ilk defa Türkiye'de tanıtımını yaptığımız iki tane çok önemli ürünümüz var. Bu ürünlerle inşaat sektörüne yeni bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu ürünlerimizi hem yerli hem de yabancı müşterilerimize burada sunuyoruz. Nedir bu ürünler? Şimdi çok merak ettim onları ben. Bunlardan birincisi Doka Unikit, Unikit diye yeni bir ürünümüz var. Bu ürünü geliştirme talebi açıkçası bize inşaat firmalarından geldi. Şehir trafiğini düşünelim. Örnek İstanbul'u verelim. Şimdi İstanbul'da trafik sorunu azaltmak için birçok köprülü kavşak inşa ediliyor. Hemen hemen her yerde siz de karşılaşıyorsunuz. Hı hı. Fakat bu köprülü kavşakların inşaatı sırasında ya trafik durduruluyor, ya trafik akışı başka bir yola veriliyor, ya da bir şerit kapatılıyor, tek şeritten çalışma, sonra diğer şeritin yapımı sürerken diğer şeritten çalışma. Hepimiz için büyük bir kaos bu. Ve zaman kaybediyoruz. Zaman kaybediyoruz, para harcıyoruz. Bu sorunu neden çözmüyorsunuz dedi inşaat firmaları bize. Ve Doka Unikit'le bu sorunu çözdük. Ürünümüz şu şekilde. Bir köprülü kavşak yapılacağı zaman inşaat devam ederken trafiği kesmiyorsunuz. Trafik akışını değiştirmiyorsunuz. Trafik normal akışına devam ederken siz kurduğunuz üst yapıyla trafiği hiçbir şekilde engellemeden köprülü kavşağınızı inşa ediyorsunuz. Bu birinci ürünümüz. Bir diğer ürünümüz daha var. Bu ürünümüzün adı da Dokadek. Dokadek sistemiyle de çok hızlı ve en ekonomik döşeme çözümünü sunmak istiyoruz. Hı hı. Burada bu fuarda gerek Türk gerekse de yurt dışından da tabii çok misafirlerimiz var. Onlara bu kalıp ve iskele sistemlerimizi tanıtıyoruz. Aslında araştırma geliştirme dediği zaman sadece daha teknoloji ürünler, daha böyle estetik ürünler yapalım değil ama talebe uygun ürünleri de üretmek aslında bunun içine giriyor değil mi? İhtiyacı görüp bu ihtiyaca uygun ürünler üretmek. Mesela böyle kriz zamanları Ar-Ge için biraz daha fazla zaman ayırdığımız zamanlardır. Aslında bazı sektörler için bu bir avantaj olarak da sayılabilir. Sizin sektörünüzde de böyle bir durum var mı? Bugün daha çok hani Ar-Ge'ye zaman ayırıyorsunuz. Daha çok yeni ürünler üretelim. Yeni talepler olabilir çünkü. Doğru bir yaklaşımda bulundunuz. Özellikle zorlaşan pazar koşullarında tabii ki maliyetler ön plana çıkıyor. Doğru. Maliyetlerin ön plana çıktığı ortamlarda
daha hızlı kalıp sistemini üretmek belli bir Ar-Ge yatırımıyla, doğru, belki daha fazla bir birim fiyat ödeyerek kalıba size toplam kalıp sisteminize avantaj sağlıyor. Biz inşaat sektörü için çok hızlı ve çok yeni kalıp sistemleri geliştiriyoruz. Belki bunların birim maliyetleri inşaat sektörüne alıştıkları geleneksel sistemlerden daha yüksek olabilir. Örnek vermek gerekirse otomatik tırmanır kalıp sistemimiz var. Türkiye'nin birçok önemli projesinde kullanıldı ve hala kullanımı devam ediyor. Bu kalıpta elbette ki kullandığımız, kullanılan kara kalıptan ya da kullandığımız klasik kalıp sistemlerinden daha pahalı. Ama işin toplamında işi bitirdiğimizde bize bir gün dahi tasarruf sağlasa çok büyük bir getiriyle karşılaşıyoruz. Hı hı. Mesela bir örnek vereyim izin verirseniz. Buyurun buyurun. İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nü biz yaptık. Osman Gazi Köprüsü. Bu Osman Gazi Köprüsü'nün günlük şantiye gideri 10 milyon dolar idi. Başka bir örnek vereyim. Mesela Türkiye'nin en yüksek binalarından birini yaptık İstanbul'da. Bu şantiyenin günlük şantiye gideri 700 bin dolardı. Kullandığımız kalıp sistemiyle eğer bu işin bir gün daha erken bitmesine neden olabilirsek, böyle bir fırsat sunabilirsek çalıştığımız inşaat firmasına, o zaman ödenen kalıp bedelini kat ve kat firmaya geri ödemiş oluyoruz. Aslında olur. Sizin geliştirdiğiniz bu teknolojiyle daha kısa zamanda projeler tamamlanabiliyor. Kesinlikle. Osman Gazi Köprüsü'nün bu kadar kısa zamanda bitirilmesinde emeğiniz var. Ya Bursa Sanayisi için çok sık canlı yayın yapıyorum. O zaman her Osman Gazi Köprüsü'nden geçişimde Doka'yı bir kere kulaklarını çınlatacağım demektir. Memnun olur. Tabii sadece Osman Gazi Köprüsü değil. Örnek mesela Nisi bir köprüsünü yaptık son zamanlarda. Çok önemli bir köprü. 400 metre açıklıkta. Türkiye'nin en önemli yerli sermaye ile yapılan asma köprülerinden biridir. Yine orada da çok hızlı tamamladık. Nerede efendim o? Adıyaman'da. Hı-hı. Yine Adıyaman'da ikinci bir köprümüz daha başlıyor. Şu anda çok yakın bir zamanda Kömürhan Köprüsü. Onu da yine aynı sistemle yapıyoruz. İstanbul'da birçok otomatik tırmanırla yaptığımız çok katlı bina var. Bu vinç kullanılmadan, yok vinç kullanılmadan yapılıyor, evet, değil mi? Bundan kastınız herhalde o. Evet, kendi kendine kalıp sistemi tırmanıyor ve normal tradisyonel yani geleneksel kalıp sistemlerinde bir katı kabaca 6 ila 10 günde çıkarken 3 ila 4 günde çıkabildiğimiz kalıp sistemlerimiz var. Ya tırtıl gibi değil mi bir anlamda böyle üst üste? Yani bizim ana fokus noktamız iki noktadır. Birincisi daha hızlı kalıp sistemi, ikincisi ise güvenlik. Güvenlik. İş güvenliği bizim için şantiyelerde olmazsa olmazdır. Bizim kart vizitlerimizin arkasında tam 40 yıldır önce güvenlik yazar. Şimdi burada aslında göstereyim ben ona. 40 yıldır siz bunu kullanıyorsunuz. Evet. Ama iş güvenliği yani son 10 yıldır Türkiye'de konuşuluyor. Son 5 yıldır ciddiye alınıyor. Çok doğru. Ve son 2 yıldır benim iş güvenliğiyle alakalı çok ciddi sertifikalarım var. Ve benim en büyük farklılığım iş güvenliği diyor. Ama siz 40 yıldır bunu zaten söylüyorsunuz. Ya bunu... Bence en büyük farkınız. En büyük farkınız. Evet, doğru dediğiniz gibi. Biz 40 yıldır bunu söylüyoruz ama bu bilinç Türkiye'de 3 ila 4 yıldır anca gelişti. Son 1 yıldır tabii maalesef yaşanan iş kazaları ve çok ön plana çıktı. Ama bizim için önce her zaman işçi güvenliği gelir. Ardından da hız gelir. Biz sektörümüzü sadece bizim değil bütün faaliyet gösteren firmaların daha hızlı ve daha güvenli kalıp sistemleri üretmeleri için teşvik ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı isterlerse onları ortak edebiliyoruz. Bu anlamda bakarsanız sektörde bir nevi liderlik ediyoruz. Peki çok yüksek binalar yapılabiliyor mu ve çok yüksek binaları gene bu söylediğiniz sistemle, hidrolik sistemle çok daha çabuk bitirilebiliyor mu? Çok daha çabuk bitirilebiliyor. Şu anda dünyanın en yüksek binası biliyorsunuz Dubai'de. Dubai'deki Burj Khalifa Kulesi. Burj Khalifa Kulesi'ni biz yaptık. 880 metre yüksekliğinde. Ve şu anda devam eden Kraliyet Kulesi, Kingdom Tower var yine Suudi Arabistan'da. 1 kilometreyi biraz geçecek. Bunu biz inşa ettik bu kalıp sistemimizde. Türkiye'nin en yüksek binası yapıldı. Skyland binası, hı hı, biliyorsunuz. Yeni Ali Sami Yasad'ın yanında. Onu da biz inşa etmiştik. Bu sistemlerle çok yüksek binaları çok daha hızlı yapmak mümkün. Ama her şeyden önce daha güvenli. Peki aynı ürün farklı amaçlarda kullanılabiliyor mu? Örneğin bunu satın aldınız. Satın aldığınızda o firma bunu başka bir projede kullandığı zaman onun ürünün dönüşümü mümkün olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Bu da bir ayrı bir Ar-Ge çünkü. Kalıp ve iskele işini, daha doğrusu kalıp işini bir terzi işine benzetebilirsiniz. Çok bizim güzel. Elimizde bir kumaş var. Bu kumaşta kalıplarımız. Bu kalıplarla gelen vücuda göre yani gelen inşaat projesine göre bir elbise dikiyoruz. Yani kalıp projesini tamamlıyoruz.
Şimdi bu kumaşı ben son bir ayda 4 kilo aldım. Şimdi arkasından biraz açıp bu pantolonu giyebiliyorum. Ya da kilo verdiğimde tekrar daralttırabiliyorum. Kalıbı da böyle düşünebilirsiniz. Bugün 40 katlı bir bina yaptınız, 500 metrekare oturumlu. Yarın 1000 metrekare oturumlu 10 katlı bir bina yapacaksınız. Aynı kalıbı kullanabilirsiniz. Önemli olan burada doğru mühendislik hizmetini satın almak ve kalıpların bakım onarımını yaptırmak. Firmamız sadece satış dışında... Kiralama burada önemli diyeyim, devreye giriyor. Çok önemli. Yani belki çıkış yollarından bir tanesi o firmalar için. Evet, kesinlikle. Özellikle pazarın zorlaştığı dönemlerde sermayenizi bağlamadan ilk yatırım bedelinizi minimumda tutarak kalıbı kiralayabilir, projesini yaptırabilir, kullanıp daha sonra iade edip yeniden bakım onarımının yapılmasını sağlayıp bir sonraki projede kullanımını sağlayabiliriz. Peki bu alanda, sektörde yetişmiş eleman sorununu nasıl çözüyorsunuz? Çünkü her sektörde duyuyorum ben, hakikaten vasıflı iş gücü çok zor. Kendi içinizde bir süre sabredip o insanları adaptasyonunu gerçekleştirmek hakikaten hem zaman hem maliyet. Bunu nasıl aşıyorsunuz? Kendi ekibimiz ve kendi elemanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Okul gibi aynı zamanda, okul değil gibi. Mi? Yani aslında doğal sektörün bir okulu gibi. Bizim firmamızın kurulması 1868. Oo. Çok eski bir firma. Türkiye'de faaliyete geçmemiz 1985. Bugün sadece Doka'da değil, çevremizdeki tüm kalıp ve iskele firmalarında Doka'da yetişmiş, Doka'nın yetiştirdiği arkadaşlarımız çalışıyor ve bununla biz gurur duyuyoruz. Okul gibi aslında. Okul gibi algılanıyor, evet. Bu okulda çok iyi yerlerde çalışan iyi mezunları var. Tabii bu okul aslında bir anlamda sektörü besleyen, bilgi anlamında besleyen bir kurum halinde böyle bir misyonu da üstlenmiş. Peki Doka'nın bundan sonraki hedefleri nedir Türkiye içinde? Nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Bir kere şunu söyleyelim ya, üretmeye devam ediyoruz. Yani ne olursa olsun dükkanlarımızı kapatmıyoruz. Çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Çünkü bence en önemli silahımız üretim silahımız. Biz iş adamlarını, sizlerin, biz gazetecilerin üreteceğiz, evet. Ve insanlara moral motive edeceğiz. Yani üretmeye ve satmaya devam ediyoruz. Faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şöyle, biz Türk inşaat sektörüne inanıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren bir yabancı firma olmamıza rağmen kendimizi Türkiye'li olarak tanımlıyoruz. Bakın bu çok önemli. Çalışanlarımızın hepsi Türk. Ekibimizin tamamı Türk arkadaşlarımızdan oluşuyor. Gittiğimiz hiçbir yerde, yani bizim müşterilerimiz bizim yabancı bir şirket olduğumuzu bilmezler dahi. Değil mi? Evet. Onları hep yani global bir şirket ama bir Türk firması yaklaşımıyla bugüne kadar yaklaştık. Bunun da meyvelerini topluyoruz. 2017 yılında Türk inşaat sektörüyle beraber, onlarla beraber büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Geçmiş 2014-2016 arasında çok hızlı bir büyüme yaşadık. Her yıl %50'ler civarında, her yıl %50 ve üzerinde büyüme gerçekleştirdik. 2016 yılda yine çift taneli büyüdüğümüz iyi bir yıl oldu. Yaşadığımız tüm bu zorluklara rağmen kötü bir yıl olduğunu söylemek mümkün değil 2016'nın. Benim şahsi kanaatim 2017 yılında da çift taneli bir büyüme yakalayacağımızı düşünüyoruz. Belki 2017 yılında, belki 2016'dan daha düşük seviyede kalabilir bu büyümemiz. Ama 2017 yılının kötü bir yıl olacağını düşünmüyorum. Şu andaki sinyaller bu yönde. Çünkü bunun en önemli göstergesi elimizde ne kadar sipariş var, 2017 yılına nasıl başlıyoruz? Bu bizim için önemli bir kriter. 2017 yılına kötü başladığımızı söylemek mümkün değil. Çünkü umarım sizin bakışınız hakikaten bizim için de çok önemli. Çünkü hani Türkiye ekonomisinin nabzını belki biz içeride çok net göremeyebiliriz. Ama siz dışarıdan bir göz olarak, Türkiye'yi de tanıyan bir göz olarak Doka bizimle ilgili çok daha realist açıklamalarda bulundu diye düşünüyorum ben. Evet. Hani biz kendi kendimize bazen çok moral bozuyoruz ama bir şey daha soracağım size. Aslında Türkiye'de kapanan ve yurt dışına giden şirketler var. İsimlerini söylemiyorum. Ben onlara şunu söylüyorum, bunu söyleyen arkadaşlarımıza. Lütfen bir cirolarına bakın ve lütfen Türkiye'de yatırdıkları tutara bir bakın. Yani çok küçük bir şirket ama ismi büyük olabilir. Türkiye'de az bir yatırımla Türkiye'yi terk etmiş olabilir. Evet. Buna bakmayın, yatırımına bakın diyorum. Çünkü Doka burada aslında Türkiye'ye güvendiğini de söylüyor. Kesinlikle. Biz 2016 yılında 78 milyon TL yatırım yaptık Türkiye'de. Düşünsenize. Bu doğrudan yabancı yatırım olarak bir Avusturya firmasının İnşaat sektörüne yaptığı en büyük yatırımlardan birisi. 2017 yılında 25 ila 30 milyon TL arasında yatırım planımız var ve buna başladık. Yeni bir depo inşa ediyoruz, ürün kiralık parkımızı büyütüyoruz. Bunların hepsi firmamızın ve bizlerin Türk inşaat sektörüne olan güveninin bir göstergesi. Biz çalışmaya devam edeceğiz, yatırımlarımıza devam edeceğiz.
umarız iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Ki siz Türkiye pazarını çok iyi tanıyorsunuz. Türkiye pazarını tanıyan uzmanlarla çalışıyor Doka. Yani kendi yöneticileri var ama sonuçta pazarı siz çok iyi biliyorsunuz bir Türk olarak her şeyden önce. Türkiye'de de bu dönemde hakikaten çok hassas bir dönem yaşıyoruz. Hani biz bize inanan insanlara daha çok inanıyoruz. Mesela Doka'nın buradaki prestij değeri, belki hani katma değeri isim olarak da çok arttı Türkiye'de, sektörde. Evet. Bunu da görüyoruz biz. Biz de bunu gözlemliyoruz ama bu her şeyden önce bizim ülkemize, Türk inşaat sektörüne inancın da bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bir de siz inandırıyorsunuz ama yurt dışına bunu. Bu da bakın, çok önemli. Bizim yurt dışı da Türkiye'ye inanıyor. 17 Temmuz sabahı bizim yönetim kurulumuz Türkiye'deydi. Düşünün. Şu anda fuardayız, buradan siz de sağ olun geldiniz, canlı yayın yapıyorsunuz. Yönetim kurulumuz yine burada şu anda. Onlar da şahsen de Türkiye'ye inanıyorlar. Firmamız bir aile şirketi. Firmamızın sahibi aile de Türkiye'ye inanıyor. Bu bakış açısından bakarsanız bize güvendiklerini ve Türkiye'ye olan yatırımların devam edeceğini düşünüyoruz. Peki son olarak ne mesaj vermek istersiniz? Mesela müteahhitler sizi bugüne kadar hakikaten Türkiye'ye inandığınız için bir kere tercih ederler. Bu altına imzamı atıyorum ben de bunu. Ama onun dışında sizi tercih etmelerinin ana sebebi ne olmalı? Maliyetlerini düşürebilmemiz. Bence de şimdi ben müteahhit olsam derim ki yani bunun sonucunda benden kaç para isteyeceksin diye sorarım. Yani çok ilginç bir çalışma yaptık. Bakın mesela 40 katlı bir binada biz bir müteahhitin toplam giderini %5 kısabiliyoruz. En başta? En başta. Ama tek yapacağı biraz daha pahalı bir kalıp satın almak. Bu biraz daha pahalı bir kalıp satın alarak toplam yatırım maliyetini %5 aşağıya çekiyor. Yani satın aldığı kalıbı 7 kat 8 kat kendisine geri ödüyoruz. Ama biraz cesur olmak lazım. Herkesi ben bu konuda cesaretlendiriyorum. Geri satın alma programımız var. Bunu Türk pazarına sunduk. Yani kalıbı satın aldınız, işiniz bitti. Yeni bir projeniz yok. Kalıbı geri alıyorum. Güzel bir garanti. Evet. Bunu aslında da garanti veriyorum. Aslında bu ikinci el ürünlerinizin de değerli olduğunu gösteriyor. Evet. Bütün kalıpları kullanıldıktan sonra geri alma garantisi veriyorum isteyene. Bu inşaatçı için de garanti veriyor. Faaliyetleri yavaşlayabilir. Sektörel anlamda sıkıntıya girebilir. Kalıbımı Doka benden geri alacak diyor. Doka Genel Müdürü Ender Özetay, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani iskele kalıp diye geçmemek lazım. Özellikle bu dönemde öncelikle bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, evet, sonra da yabancı bir sermayenin Türkiye'deki üst düzey yöneticisi olarak Türkiye'ye inandırdığınız için ve Türkiye'yi doğru temsil ettiğiniz için bence bu dönem çok daha anlamlı bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Enerjiniz bol olsun. Sağ olun. Türkiye'de gördüğünüz gibi güzel şeyler oluyor her şeye rağmen. Biz de bu güzel şeyleri cımbızlıyoruz. Reel sektörün nabzını fuarlarda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten ekonominin nabzı aslında sadece parada, finansta, borsada değil, reel sektörde de atıyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport.